Abi sen hoca yaptın. Selamünaleyküm. Hadi cumalar günaydın. Çok mutluyuz. Tabii ki de lige iyi başladık. Ama tabii ki de başlangıç kadar bitirişler de önemlidir. Önemli olan bizim için bu saatten sonra bu ligi en iyi şekilde nerede ve nasıl bitirebiliriz? Bunun için daha sıkı, daha iyi çalışmalıyız ve sonuna kadar bu iyi gidişatımızı getirmeliyiz. Hepimizin bildiği gibi transfer yasağımız var. Herkes devre arası belki de katkı yapacak takımına ama biz yapamayacağız. Lig uzun bir maraton. Sakatlığı, cezası, osubusu olduğu zamanda da sıkıntılar çekebiliriz belki. İnişler çıkışlar olacaktır performanslarda. Hem takım halinde hem bireysel olarak. Ama önemli olan bu uzun vadede bunu en iyi şekilde nasıl götürebiliriz? Hocalarımızla, oyuncu arkadaşlarımla birlikte bunu inşallah hep birlikte en uzun, en iyi şekilde getiririz. Ve ligi Samsunspor'un hak ettiği şekilde inşallah üst sıralarda bitirebiliriz. Ama tabii ki de hocamız da bunu her seferinde vurguluyor. Başkanımız da aynı şeyleri söylüyor. Öncelikle bizim için önemli olan ilk basamak kendimizi güvende ve kümede kalarak öncelikle güvenli şekilde bitirmek bizim için. Daha sonrasında zaten bu kulübün önü her zaman söylüyorum çok açık. İnşallah en iyi şekilde bu sezonu tamamlarız ve daha sonrası için de geleceğe ümitle bakarız. Ligde her karşılaşmanın kendine göre zorlukları var. Adana Demirspor'un galibiyet almaması demek kötü bir takım olduğu anlamına gelmez. Hiçbir karşılaşmaya biz bugüne kadar bu maçı gideriz, kazanırız gözüyle bakmadık. Bu maça da hiç kimse o gözle bakmıyor. Öncelikle zaten ayağımız yere sağlam basmalı. Evet iyi başladık ama ayağımız yere sağlam basmalı ve her karşılaşmaya ayrı şekilde motive olmalıyız, konsantre olmalıyız. Herkes bunun bilincinde, hocamızla, oyuncu arkadaşlarımızla bunu konuşuyoruz zaten. Hiç kolay bir karşılaşma olmayacak tabii ki de. Her karşılaşmaya olduğu gibi bu karşılaşmaya da en üst düzey konsantreyle hazırlanıp gideceğiz. İnşallah galibiyetle ayrılan taraf oluruz. Biz de kötü başlamıştık geçen sene ama sonrasında iyi bir çıkış yakalamıştık. O yüzden hiçbir karşılaşmanın kolaylığı yok. Her karşılaşmanın kendi içinde zorlukları var. İnşallah bizim adımıza 3 puan alacağımız iyi bir karşılaşma olur. Yani artık futbolun en tecrübeli denen zamanlarındayım kendi adıma. Önemli olan benim için tabii ki de takımın performansı. Futbol kariyerim boyunca hiçbir zaman kendi performansımı düşünmedim. Her zaman takım için, takım oyunu için elimden ne geliyorsa yaptım. Bugün de benim yaptığım asist veya herhangi bir kişinin attığı gollerdense bu kulübün Samsunspor armasının başarısı önemli. O yüzden çok şükür benim adım evet iyi başladı. Ama önemli olan bizim takım halinde alacağımız sonuçlar, takım halinde nerede bitirebiliriz, ne başarılar elde edebiliriz. Bizim için önemli olan bu. O yüzden evet mutluyum kendi performansım adına. Bugün ben yaptım, yarın başkası yapacak. Ama dediğim gibi sonuç olarak önemli olan bu kulübün başarısı. İnşallah sezonu en güzel, en iyi şekilde bitiririz hep birlikte. Bugün buradayım, yarın nasip kısmet ama buradaki günlerimi, buradaki anılarımı en iyi şekilde tamamlamak istiyorum burada. Değer görmek, sahiplenmek, sahiplenilmek çok güzel. Yani bu kulübün için, bu arma için canını vermiş insanlar var. Kazada hayatını kaybetmiş insanlar var. Bu arma için hayatlarından fazlasını vermiş, efsane olmuş insanlar var. Tabii ki de burada güzel anılmak, güzel hatırlanmak benim için çok önemli, mutluluk ve gurur verici. Bu değeri gördüğüm için tabii ki de çok mutluyum. İnşallah bunun karşılığını layıkıyla sonuna kadar yerine getiririm. Five time, altı aldım.